Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavramı 34. testteyiz. Sindirim sistemine geçiş yaptık. Birinci soruda diyor ki besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir. Buna göre olaylarından hangileri mekanik sindirime örnektir? Safra sıvısı ile yağın yağ damlacıklarına parçalanması. Evet arkadaşlar bu fiziksel bir sindirim yani mekanik bir sindirimdir. Dipeptitlerin enzimleriyle bakın eğer enzim varsa bu kimyasal sindirime girer o yüzden olmaz Polimerlerin dişler yardımıyla parçalanması bu da mekanik sindirimdir Cevabımız D şıkkı Unutmayın fiziksel ve mekanik sindirim aynı şey demektir Mekanik sindirimde enzim kullanılmaz arkadaşlar İkinci soru Hücre içi sindirimle ilgili hangileri söylenebilir? Tek hücreli canlılarda görülür demiş Hücre içi sindirim arkadaşlar Eee Tek hücreli canlılarda da olur, çok hücreli canlılarda da olur. Bir dursun bakalım. Hücre dışı sindirime göre daha büyük besin maddelerinden faydalanmamızı sağlar. Arkadaşlar asıl hücre dışı sindirimde daha büyük maddeler parçalanır. Mesela işte ağızda ağız bir hücre dışıdır, değil mi? Ağız vücut boşluğudur, hücre dışıdır. Nişastanın sindirimi yapıyor, daha büyük madde parçalanmış oluyor. O yüzden bu söylenemez. Besinler hücre içine egzostoz ile alınır. Hayır arkadaşlar egzostoz dışarı atma demektir. Egzo dış demektir. Endositoz ile alınır bu yanlıştır. O zaman tek hücreli canlılarda görülürü kabul edeceğiz. Üçüncü soru aşağıdaki ifadelerin hangisinde kimyasal sindirimin tanımı yapılmıştır? Kimyasal sindirimde enzimler kullanılıyor unutmayın. İnorganik moleküllerden organik besinlerin oluşması bu fotosentez ya da kemosentezdir değil. Polimer besinlerin enzim ve su yardımıyla monomerlerine parçalanması. İşte cevabımız bu olacak. Enzim var çünkü burada bakın. Ayrıca su yardımıyla hidrolizle çözü, e, çözü e, hidrolizle parçalanıyor arkadaşlar. Monomer besinlerin hücre içinde karbondioksit ve suya kadar parçalanması bu solunumdur, oksijenli solunum. Polimer besinlerin diş ve safra gibi yapılarla parçalanmasıdır. Bu da mekanik sindirimdir. Glikoz molekülünün etil alkol veya laktik asite kadar parçalanması bu da fermentasyondur ya da oksijensiz solunumda diyebiliriz. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olur. Dördüncü soru. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisi fiziksel ve kimyasal sindirime uğramaz? Arkadaşlar sindirime uğramayan vitamindir. Vitamin, mineraller, işte hatta şöyle diyebilirim inorganik maddelerin tamamı sindirime uğramaz. Organik maddelerden de vitaminler sindirime uğramaz arkadaşlar. Beşinci soru. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri kimyasal sindirim örnek verilebilir? Bakın su kullanılacak. Unutmayın hidroliz olacak. Maltoz artı su, glikoz artı glikoz. Evet bu kimyasal sindirimdir. Yağ artı safra yağ damlacıkları. Hayır bu mekanik sindirimdir. Dipeptit artı su, amino asit oluşmuş. Evet bu olur. Nükleotit artı su, baz şeker fosfat bu da olur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1, 3, 4 olur. E şıkkı olur. 6. soru. Mide ve ince bağırsak için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Kimyasal sindirim yapabilme ortaktır. Mekanik sindirim her ikisinde de olur. Enzim salgılama ikisi de enzim salgılıyor. Çift katlı mukoza tabakasına sahip olma. Çift katlı tabak arkadaşlar. Eee... Midede vardır. ince bağırsakta tek katlıdır mukoza tabakası. O yüzden bu olmaz. Hormon salgılama. de, ince bağırsakta hormon salgılar. Midede gastrin hormonu salgılanır. İnce bağırsakta da sekretin ve kolesistokinin hormonları salgılanır arkadaşlar. Cevabımız değişik olur. Yedinci soru. Aşağıdaki tabloda insanda sindirim sistemine etki eden hormonlar verilmiştir. Diyor ki buna göre numar numaralarla gösterilen hormon ve organlar için hangi eşleştirme yanlıştır? Şimdi gastrinin salgılandığı organ neresidir arkadaşlar? Midedir değil mi? Midede salgılanır yine mideye etki eder. 12 parmak bağırsağından salgılanmış hedef organını göstermiş diyor ki midenin çalışmasını yavaşlatır. Arkadaşlar midenin çalışmasını yavaşlatması için hedef organ neresi olması lazım? mide olması lazım. Bu enterogastrin hormonudur. Enterogastrin hormonu. Yani gastrinin tam tersidir. Daha sonra kolesistokinin hormonu 12 parmak bağırsağından salgılanıyor. Diyor ki pankreas enzimlerini salgılatır. O zaman hedef organ neresidir? Pankreastır. Yine bir tane daha hormon 12 parmak bağırsağından salgılanıyor pankreas ve karaciğere gidiyor. Pankreas da bir karbonat iyonlarını salgılatıyor. Karaciğerde de safra üretimini sağlıyor arkadaşlar. Bu da sekretin hormonudur. Sekretin. Şimdi bakalım. Diyor ki bir mide evet bire mide dedik. İki entrogastrin evet. Üç ince bağırsak demiş. Hayır arkadaşlar nedir? Hedef organı midedir. Üç yanlıştır. Burada yanlış vermiş. Dört diyor pankreas ve safra kesesi demiş. Evet pankreas ve safra kesesinde yazabiliriz buraya olur. Sekretin arkadaşlar 5 için demiş doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olur. 8. soru. İnce bağırsak ve kalın bağırsak için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Villus ve mikrovillus bulundurma. Bu ortak değil. İnce bağırsakta bulunur ama kalın bağırsakta bulunmaz. Kimyasal ve mekanik sindirim yapma. İnce bağırsak yapar ama kalın bağırsak yapmaz. Bağ doku, düz kas ve epitelden oluşma. Evet işte bu yapı olarak ortaktır. İnsanda B ve K vitaminlerini sentezleyen bakteri bulundurma bu kalın bağırsak için geçerlidir. Sindirim enzimi üretme ince bağırsak için geçerlidir. Cevabımız C şıkkı her ikisinde de ortaktır. 9. soru Mide ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Dıştan içe bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşur. Doğru. Midenin çalışmasını gastrin ve entrogastrin hormonları ile vagus siniri düzenler. Evet arkadaşlar doğrudur. Midenin yemek borusuyla bağlandığı yere kardiya denir diyor. Evet bakın midenin yemek borusu yani yukarıda kalbe yakın olan yere kardiya deniliyor. Aşağıdaki de pilordur. Doğrudur. Mide öz su içindeki hidroklorik asit mide pH'ını asidik yapar. Doğru. Midede depolama ve mekanik sindirim gerçekleşirken kimyasal sindirim gerçekleştirilmez demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Pepsinojen enzimi sayesinde proteinlerin kimyasal sindirimi de olur. Cevabımız E olur. 10. soru ince bağırsak için diyor hangileri söylenebilir? Kimyasal sindirim ve emilimin en fazla olduğu yerdir evet arkadaşlar. Doğru. Emilim yüzeyini artıran villus ve mikrovilluslar bulunur. Doğru karma bez özelliği gösterir. Neydi karma bez? Hem hormon üretecek hem de hücre dışına salgı üretecek. E, ee, karma bez özelliği gösterimi gösteriyor. Çünkü sekretin ve kolesistokinin hormonlarını üretiyor. Ayrıca sindirim enzimi üretip vücut boşluğuna gönderiyor. Yani ince bağırsağın içerisinde bulunuyor. O yüzden karma bez özelliği gösterir. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Son sorumuz. insandaki sindirim organları ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Ağızda dişler mekanik, tükürük bezlerin ürettiği tükürük sıvısı kimyasal sindirim yapar. Bu doğru. Yemek borusu ve kalın bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmez. Doğrudur arkadaşlar. Mide ve ince bağırsakta tüm besin maddelerinin sindirimi gerçekleşir. Midede sadece protein sindirimi gerçekleşir. İnce bağırsakta tüm besin maddelerinin sindirimi gerçekleşir. Bu yüzden yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C şıkkı olur. Evet sonraki testte görüşmek üzere hoşçakalın.